arkadaşlar, yepyeni bir Ahtap Odası videosuyla daha karşınızdayım. Adem ne yapıyorsun? Yok, beni gözetlemeye mi başladın bu sefer? Yakalandık. Sapık ya, sapık arkadaşlar. Ahmet de şurada. Herkes toplandı arkadaşlar bugün. Büyük gün. Bugün büyük gün. Evet. Evet. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Artık başkan seçimini gerçekleştiriyoruz be. Adamıza yeni başkanımızı seçiyoruz. Ahmet sen de gel. Bu yani haber çünkü seni de ilgilendiriyor. Yani ben başkan olarak beni ilgilendiriyor zaten. Başkan sen misin yani? Öyle mi diyorsun? Evet. Neyse onu bu göreceğiz. Şimdi kılıcımı beyler. Kılıcımı çalmışsın. Kılıcım. Biliyorum bunu. Kılıcını mı? Bak neyse başkan olduğum için sana bir şey demeyeceğim. Hayırdır oğlum bak ya. Kaskın da bende, kılıcın da bende. Hadi bakalım. Hodri meydan neyse, kardeşim. Neyse. Başkan olduğum için şimdi bunlara birazcık müsamaha göstereceğim. Sen ne başkan değilsin. Ya. Vallahi ya çok boş yapıyor. Neyse beyler şimdilik güçlerimizi birleştirip bir belediye binası dikmemiz gerekiyor buraya bir yere. Ondan sonra da evet, başkan seçimini yapacağız arkadaşlar. Artık PvP ile mi yaparız, ne bileyim çark mı çeviririz, oylama mı yaparız bilmiyorum. Hadi bakalım beyler. Beyler. Evet. Odunlar benden. Güzel. Güzel. Çok güzel, çok güzel. Ha bu arada görüyorum ki hala abone olmamışsın. Videoyu izliyorsun, eğleniyorsun. Görünüşe göre videoyu like da atmamışsın. Hadi hemen 5'ten geriye doğru sayıyorum. Şimdi like atmanın ve abone olmanın tam vakti. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. O zaman videomuza geçelim. Adem'in evini belediye binası olarak kullanabiliriz. Gayet de uygun. Yok. Bu arada ay, ne oluyor lan? Dikkatimi çeken bir şey var. O ne lan öyle? Orada uçan bir piramit var. Aynen. Onu kim yaptı? Ahmet sen yapmadın. Sen bu kadar yetenekli değilsin ve bu kadar çalışkan da değilsin. Adem bize tanıtmak ister misin piramitini? Evet. Hadi tanıtalım da yalnız ondan önce bir uyumamız lazım beyler. Aba benim koyuncuklarım, ineciklerim ne yaparmış burada ya? Baba şu tavukları pişirmişim. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Oo yumurtlayın be. Hop şöyle biraz daha civciv çıksın arkadaşlar. Beyler siz bir uyuyak. Baba koyunumu öldürüyor. Ne yapıyorsun lan dışarıdaydı, koyunuma? Dışarıdaydı. Oğlum dışarıdaydı. Yine de bu çiftliğin içindeki hiçbir şeyi öldüremezsin lan. Bak abi, ya. Elmaslarım nerede ya? Ne elması ne oluyor? Şimdi arkadaşlar şuradan bir buğdaylarımızı hasat edelim. Güzel güzel hepsi büyümüş. Kocaman olmuşlar hepsi. Beyler ben oduncu yerime gidiyorum. Yavaşta şöyle bir odun kasayım. Yo gel sen bize piramidi tanıtacaksın. Doğru lan. Gelin. Allah Allah. Şöyle mükemmel ötesi. Dünyanın en büyük ve en güzel ve en Tamam. Şovu bak, şovunu az sonra bize tanıtırken yaparsın. Çünkü biz daha görmedik. Belki yani hıyar da çıkabilir yani. O da bir seçenek. Ne oluyor? Ahmet sesin gelmiyor. Bekle. Tam şuradan konuşuyor ya. Şimdi arkadaşlar koyunlarım alın bakayım. Koyunlarım pişirmiş. O olmuyordu değil mi? Tamam şöyle. Ne kadar bir şarkı söyleyici bir. Ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. Neyse şöyle arkadaşlar birazcık katliam yapalım mı? Yok ya kalsın, şu anlık yemeğimiz var. Yalnız şu yünleri şöyle güzel güzel bir kırpalım. Çıt. Oğlum yürü git lan, çalma lan yünlerimi. Bana da lazım. Emren 3-4 tane versen şu pazarı bitirecektim. Tamam bak piramidi bana hediye et, söz veriyorum. Ben de bu çiftliği sana hediye Allah'a edeceğim. Allah'a emanet ol hadi Allah. Yok ya bu arada valla ne olursa olsun ben bu çiftliği arkadaşlar hiç kimseye vermem. Ben çok seviyorum ya bu koyunlarımı, ineklerimi, tavuklarımı da bir de. Tavukları biraz az seviyorum. Aynısını yapacağım. Aynısını mı? Ay yaparsan yap lan. Bak. Bak ne kadar günüm var bak. Bak. Bir stek 15 yün. Hay. Hayır ya. Yürü git. 15 tane ver. 15 tane. Gel, 15 tane. Tamam. Bak takas yapalım. Market alanını bitirmek tane için. 5-6 tane. Tamam. Bak hadi. Market alanından vurdun beni. Tamam. Gel elini öpeyim. Ya yürü git. Ya. Ahmet gelsene oğlum. Oğlum dur ya. Büyük masasına kitaplık ekliyorum. Büyük masasına kitaplık ekliyorum. Oğlum bak. Şaka. Hadi gelin piramidi gezmeye gidelim. Ben gelmiyorum. Gel. Hadi gidelim. İzleyiciler benim videoyu önden izlediyseler görmüşlerdir piramidimi. Evet. Kendi videonda yaptın demek ha. Güzel. Arkadaşlar Adem ve Ahmet'in kanalına da açıklamadan ulaşabilirsiniz. Bu seriyi hep beraber çekiyoruz. Oo. Çok uzun sürdü bak. Sabah 10'da yapmaya başladım tamam mı? Saat 5-6'ya kadar sürdü. Peki bu piramidin amacı ne acaba? Bu piramidin amacı içinde evet, nasıl desem sandıklar olacak. Mesela kaktüs var mı?
bambu farmı. Sığdırdıkça bir şeyler yapacağım. Güzel, güzel, çok güzel arkadaşlar. Tam patlatmalık, tam patlatma. Şaka yapıyorum bu arada. Ahmet ne yazıyor? Bademin piramidine gelin falan diyor. Toprak katmanı bir katman olduğu için biraz kötü gözüküyor. Evet, ama evet. Onu yani büyüteceğim ya. Biraz kalınlaşması gerekiyor gerçekten bu adanın. Ada mı desem artık, uçan arkadaşlar. Bir ada var ve adanın üzerinde de piramit var. Çok iyi. İşsiz ya. Vallahi işsiz arkadaşlar da. Ya şu bizim adanın güzelliğine baksanıza ya. Hayt be. Gel gel. Çık yukarı şimdi. Geldi. Hadi bakalım. Lan bu arada sen, ne oluyor lan? Bir dakika. Tamam sen hallede dur. Bu arada arkadaşlar hedefimiz 20 bin like. 20 bin like da Ahtapot Adası'nın videolarının hemen devamı gelecektir. Önceki videoya 20 bin like geldiği için hemen devamını çekiyorum. Sözümde duruyorum. O yüzden like atmayı unutmayın. Tamam, ve aha da geldik. Ne oluyor? Geliyor. Bir uğursuzun sesi geliyor ya. Oğlum bak gore seni indiririm he. Ya yürü git, tavuk mu indiriyorsun? Adem gel 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 gel. Gelsene bir. Adem gel gel. Bak arkadaşlar. İskeleyi kırarım ki. Kır düşersin. Gel gel hadi gel gel. Zorba gel. Atladın mı gerçekten? Ha tipe bak gel gel. Bak ya arkadaşlar yani, ne yapıyor ya? O blokları geri kır şimdi, git geri kır o blokları. Yalnız beyler buranın manzarası harika lan. Oh my god. Vallahi. Vallahi çok güzel. Gelin bakayım şimdi içeri. Baksanıza arkadaşlar, şurada da Adem'in oduncusu falan var. Güzel. Lan lamayı niye öldürüyorsun cani? Annem adam ne oluyor? Gel gel gel. Bir dakika. Şöyle bir tanıtayım. Beyler ya, alttaki batık mı? O ne? Aha, hayır beni atma. Beni hadi atma. Yürü git. Neyse, lan. Gel gel gel. Gel ya Ahmet'i attık. Sana. Gel bizi içeriye gezmeye devam edelim. Burada kaktüs farmı olacak. Şöyle küçük minik bir farmı. Evet. Boya için. Burada da şeker kamışı farmı olacak. Bir dakika. Sonra Adem. Burada sandık odası. Şu köşede ne var? Lan. Ya toprak var. Neyse ben gidiyorum ya. Vallahi çok da umurumda değil senin ne yapıp ne yapmayacağın. Ama güzel olmuş. Ellerine sağlık. Tamam. Şöyle ben rütuşumu da buraya koyuyorum. Burada bir değişiklik olması şart. Tamam. Ve tamam, rütuşumu da ekledim. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman. Vallahi cerenim o. Hop gittik. Oo, Ahmet de geldi. Ahmet ne yapıyorsun? Ya bir git be. Ahmet sence başkan olabilecek misin? Düşüncelerini ya alalım. Ben olurum da sen olamazsın. Ben olurum da sen olamazsın. Benim beklediğim cevap bu değil. Bak benim beklediğim cevap ne biliyor musun? İyi olan kazansın falan demeni bekliyorum. Yo. Nasıl yo? Yo kazan. Ulan bekle lan, ben başkan olayım var ya, seni köle yapacağım, köle. Hadi be orada. Adem'i var ya sağ kolum yapacağım, vezir yapacağım seni, ama köle yapacağım ulan. Adamsın. Ama ben başkan olursam. Sağ ol Adem, sen de öylesin. Ama ben Ahmet başkan olursam sen o zaman ne olacak? Arkadaşlar vallahi Ahmet başkan olursa işte o zaman ayvayı yedik. Beyler hadi bakalım belediye binasına başlayalım artık. Adem odunlar sende. Ahmet sen neyi alabilirsin, ele alabilirsin? Yemek. Yemek taş falan olabilir mi? Taş da yok, karşılayabilir yok misin? Olabilir, yemek senden Emirhan. Tamam tamam hadi yemek benden. Yün falan da var bende, dekore etmek için kullanırız belediye binasını. Evet o şekilde takılırız. Ahmet sen de artık Adem'e falan yardım et. Vallahi diyeceklerim bu kadar. Şimdi arkadaşlar ana koyunlarımızın vallahi yünleri gelmiş bile ya. Bir dakika şöyle arkadaşlar. Hop şöyle arkadaşlar, yünleri tekrar alıyoruz. Vallahi ne ara büyüdüler ya bunlar. Lan senin dışarıda ne işin var? Kusura bakma ama bu çiftlik evinin bir kuralı var maalesef. Görüşürüz. Vallahi gitti arkadaşlar. Lan Ahmet ne yapıyorsun? Vallahi manyak, ruh hastası, psikopat, manyak, sapık, ruh hastası. Vallahi öyle bildiğin gibi çiftlik miflik, çiftlik evi, çiftlik hayatı. Evet ya, git yardım etsene Adem'e ya. Bak Adem de orada ya Adem benim. Sen ne yapıyorsun? No. Beyler siz keyfinize bakın, sizin yemekler yolda. Bak bu kıyamı normalde yapmazdım ama sonuçta belediye binası hepimizin olacak. Oo arkadaşlar bayağı yumurtamız birikmiş. Şöyle hemen civciv çıkartmaya devam edelim. Tamam bu 10 yumurtayı da arkadaşlar Ahmet'in kafasında patlatacağım. Hatta Adem şanslı kişimiz sen misin? Abi bak ne biçim doşluyor. Bak Emirhan bende biraz odun var kasamda. Güzel. İki stek oradan çıktı, iki stek de kazdım böyle. Tamam tamam güzel. Ben de şimdi öldüreceğim burada bir ufak bir katliam yapacağım. Siz keyfinize bakın. Şimdi iskele yapacağım. İskelelerle yaparız böyle. Beraber yapalım. Hayır. Ya yürü git. Yürü git. Tamam. Bak çiftliğimden uzak dur sen. Sen benim çiftliğime gelme. Ve çok güzel arkadaşlar. Katliamımız başarılı. Oo baksanıza çok iyi. Şimdi arkadaşlar 23 buğdayımız var. Şunlarla da hemen koyunlarımızı, ineklerimizi çiftleştirelim güzel güzel. Malum bugün bayağı bir nüfusumuz azaldı. Ne oluyor?
Adem. Bir dakika sesini açayım. Heh. Ben bak iskeleler yaptım, şimdi yapayım böyle. Ya yapsana kardeşim, Allah Allah. Sabahtan beri yanıma gelip duruyor arkadaşlar. Bak yine konuşmaya başladılar. Şimdi arkadaşlar biraz daha tavuk öldürelim. Tavukları pişirip yiyelim be. Oho tamam arkadaşlar, bu kadar yeter. Oğlum bunlar ne ara büyüdü? Oha. Arkadaşlar baksanıza ne kadar çok etimiz falan oldu. 13 derimiz var, 26 inek eti, 26 koyun eti falan, 37 tavuk eti. Bir sürü eşyamız oldu. Çok güzel. Artık bu çiftlikten çıkalım arkadaşlar. Vakti geldi. Beyler şimdi yavaştan bir başlayalım artık. Vallahi başlayamadık. Şimdi belediye binasını nereye yapalım? Buraya. Tamam. Bak bence oraya değil de bak birazcık yükseğe, buraya olabilir bence. Şöyle bak, buraya da balkon yaparız. Şöyle çitlerle falan destek yaparız. Ya bu ağacı kıran terbiyesiz kim? Aa, o ben olabilirim belki. Hemen düzeltiyorum. Bir de başkan olacağım diyor. Ben bir kere çok güzel bir Allah başkan olacağım. Hiç merak etme. Tamam. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi benim küreğim yok. Şu toprakları siz kırın beyler, güzel güzel. Ben de size yemekleri vereyim. Ahmet, belediye binası yapımı boyunca bu yemekler senin. Evet. 10 tane. Yeter de artar. Adem, bunlar da senin. Sana 9 tane vereceğim. Çünkü senin etlerin daha doyurucu. Bana niye öyle vermedi? Sana 10 tane verdim oğlum çünkü. Bak seninkiler koyun eti, o inek eti. Oo, kum taşı severiz. Ben bir hemen uyuyayım şöyle güzel güzel. Çalışmaya devam köleli. Aman aslanlarım benim. Bol bol çalışın. Bu arada arkadaşlar, eğer henüz kanala abone değilseniz kesinlikle ama kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmadıysanız açabilirsiniz. Böylelikle videolardan anında haberdar olursunuz. Güzel arkadaşlar, artık yemek gibi bir derdimiz kalmadı çok şükür. Bu ne lan böyle? Şelale yazmış birisi arkadaşlar buraya. Bu nasıl şelale? Beyler, buraya bir iskele kurmuşsunuz. Bitirmişsiniz burayı. Bu ne oğlum böyle? Yürüyün be. Temelimizi attık arkadaşlar. Şu temele bakın. Evet. Temel gibi temel. Temel reis mi? Evet. Temel reis. Çok iyi. Çok doğru. Şimdi. Evet Adem, iskelelere devam. Bunlar baya işimize yarayacak. Baya kolaylaştıracak bizim işimizi. Şimdi beyler, buraya kadar uzansın. Aynen. Buraya kadar şöyle uzansın güzel güzel. Binamız. Hop şöyle bakalım. Vallahi arkadaşlar arı gibi çalışıyoruz be. Arı maya mıyız biz beyler? Bak soruyorum. Evet. Arı maya mıyız? Evet. Evet oğlum, arı mayayız ya. Anıtkabir yapalım. Anıtkabir ya. Bak Anıtkabir deme bak. Bir videoda arkadaşlar Ahmet bir yapı yapmıştı, bir yapı kapışmamız videosunda. Anıtkabir'in aynısı oldu ya. Eğer onu da unutmazsam kartlara koyarım. Hemen onu da izleyip tekrardan buraya gelebilirsiniz. Vallahi çok komikti ya. Hayır, bunu izlesinler sonra oraya için. Hayır, onu izlesinler sonra buraya. Aman izleyiciler nasıl isterse öyle yapsınlar ya. Evet ya, biz niye karışıyoruz ki? Sen niye karışıyorsun ya benim güzel izleyicilerime? Ne karışacağım be? Neyse, her neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel güzel balkonumuzu hazırlıyoruz. Şöyle çok güzel ahtapot adası manzaralı mükemmel bir balkonumuz oluyor. Güzel, güzel. Benim eve benzese iyi olur aslında. Senin eve mi? Ya bu nasıl bir ev arkadaşlar? Tam belediye binası. Bir de bizim eve baksanıza. Hey maşallah be, heybetli bir kere arkadaşlar. Benim başkon olayım var ya, aklımda çok güzel bir tane plan var. Başkon ne oğlum? Ne planları var ya? Vallahi bak Allah'ım ne olur Ahmet başkan olmasın. Ya ya sen başkan olmasın. Olacağım. Göreceğim. Başkan arkadaşlar buradayım. Karşınızda başkan duruyor. Ben çok işimize yaradı. Çok güzel bir başkan olacağım. Ne yapıyorsun? Mesela bana niye vurdun az önce? Bunun sebebini söyler misin bana? Yani bir başkan Ahmet'ten tokat yemez. Bu nasıl bir Türkçedir arkadaş? Bu ne böyle? Tamam. Oo, burası da gitti bitti. Maşallah oldu da bitti. İnşallah maşallah. Adem bu ne? Bu nasıl rezil? Rezalet. Hayır, rezalet ya. Harbiden boşluk var şurada. Rezillik ya. Şimdi şu balkona arkadaşlar güzel bir çatı da yapalım. Yağmur falan, yağmurdan falan korusun bizi güzel güzel. Bak çatı yaptım buraya. Boşuna yapmıyorum ben bir şey. Bunlar ne diyorsun? Adem bir sus ya. Güzel güzel, çatımız da ilerliyor. Ahmet yine boş beleş takılıyordur kesin ya. Ahmet bir yardım et. Bir yardım et ya. Ya. Çatıda ya. Atıyor bir de bak anca atsın. Benim işimi zorlaştırsın bak, burada ya. Bak bu taşları kim koydu? Belediye çalışıyor. Kim koydu? Vay ben ne diyorsun? Koydum. Belediye be arkadaşlar. Ahmet'ten de belediye olmaz da hadi neyse. Koy bakayım Ahmet. Koy. Yürü be. Kalmadım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Belediye binamız şahane oluyor be. Yes sir. İşte bu. Harika. Ne diyorum ben? Amin. Hop şuralarda arkadaşlar güzel güzel çitlendirdik. Mis gibi oldu yemin ederim ya. Arkadaşlar yani bizim parmaklarımız bak şu 10 parmakta 15 bin marifet var ya. Biraz abartım oldu. Buraya
da şöyle oturaklarımızı ekleyeceğiz. Tam ortalayacak bir şekilde. Çatı bitiyor çatı. Çatı bitiyor mu? Güzel. Buraya oturacağız böyle mis gibi takılacağız. Hop şöyle arkadaşlar basınç plakalarını da ekledik buraya. Vallahi mis gibi oldu. Çok da tatlı oldu. Minnak oldu, minnoş oldu. Ben Ahmet neredesin? Bitiriyorum. Bak bak. Ya İmran ya, gel şuraya. Kaytarıyor ya. Kaytarıyor. Sana oy moy yok kardeşim. Ulan bak, taş getirmeye gittim lan. Şuna bak ya. Bakayım. Taş getirmeye. Oğlum bu ne? Burası beyler ahıra benzedi ya. Bekleyin. Daha bitmedi. Bir camlandıralım şurayı güzel güzel. Ahır oldu arkadaşlar. Gittik. Ahır yaptık yanlışlıkla. Cam var bende. Tamam cam koyun. Aa bende de var. Evet arkadaşlar. Uğraşlarımızın karşılığını aldık ve belediye binasını bitirdik. Bayağıdır uğraşıyoruz. Yaklaşık bir 15 Minecraft günü falan sürdü bu. Çünkü gerekli malzemeleri falan toplamak derken biraz yordu bizi. Şimdi beyler hadi bakalım bir içeriye girelim. Yalnız şöyle arkadaşlar dıştan çok bakın arkadaşlar ya. Çok güzel gözüküyor. Bu şekilde gözüküyor. Şöyle arkadaşlar yukarıda bir hapishane var. Orayı da göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Evet dıştan bu şekilde. Emralı koyacağız orayı da. Hadi lan oradan. Ben başkan olayım var ya, her gün seni orada tutacağım. Burada arkadaşlar makam odamız var. Şuraya oturalım bakalım arkadaşlar. Ne oluyor lan, ikiniz de oraya oturdunuz. Ben de şuraya oturdum arkadaşlar. Bakın. Evet, ne yapıyorsunuz askerleri? Lan bir yürü git ya. Ben buradayım. Ben buradan da kalkmıyorum lan. Hiç niyetim yok. Yürüyün lan köleler. Adem sen değil. Sen değil. Neyse. Burada arkadaşlar işte makam koltuğumuz vesaire. Şurada balkonumuz var. Bakın burada da böyle konuşabiliyoruz. Şurada oturabiliyoruz her zaman gibi. Evet çok balkon güzel. Konuşması. Aynen. Burada toplantılarımızı falan gerçekleştirebiliyoruz. Neyse beyler. Şuradan bir yukarıya çıkalım ve yukarıda arkadaşlar her şeyin başladığı kısma geliyoruz. Burada ana yasalarımızı koyacağımız yerler mevcut. Bakın burada evet, kürsüler var ve toplamda 6 tane anayasa var. Bunların hepsini başkan olan kişi dolduracak. Kendi kafasına göre anayasalar belirleyecek. Ve evet Ahtapot Adası'nın kaderini bu bölümde belirleyeceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer anayasaya uymayan olursa başkanın belirlediği cezalara maruz kalacak. Ve en kötü arkadaşlar buradaki nezarethaneye girecek. Evet tüm eşyaları falan gidecek. Yani buradan çıkamayacak. Buradan çıkarsa ölümle cezalandırılacak. Ve evi vesaire patlayacaktır herhalde. Yani ben başkan olsam öyle yapardım. Neyse beyler bir sakin olun, bir sakin olun. Evet şimdi arkadaşlar bölümümüzün amacına sonunda ulaştık. Artık başkan seçimini belirleyebiliriz. Şimdi evet. Beyler güzel bir çark hazırlayalım hemen kendimize. Şimdi gelin bakalım. Şöyle beyler elinizdeki tüm demirleri bir alalım. Güzel bir örs yapalım kendimize. Ahmet'te var, Ahmet'te var. Ahmet'ten kullanacağız. Bendekini kullandırmam. Yok. Kullan ama kullanmamız lazım Ahmet ya. Bak bu karar çünkü hepimizi etkileyecek bir karar. Şimdi bir tane yünde evet başkan yazıyorum. Beyler şunu alın. Şu başkan yünü. Şu ikisinde de arkadaşlar maalesef boş yazacak. Vatandaş, evet boş. Vatandaş. Hatta vatandaş yazalım. Boş kaba oluyor. Vatandaş yazdık arkadaşlar. Şimdi onu bir alayım ben beyler şu başkanı. Şu kara indibanı da vereyim. Ve evet arkadaşlar şimdi her şeyi belirleyeceğimiz vakte geldik. Beyler şöyle fırlatıcı yapacağım hemen. Lan fırlatıcı. Dur bende var, yapma yapma. Ha tamam ver. Of vallahi arkadaşlar çok heyecanlanıyorum ya. Hadi uyu uyu uyu. Uyuyalım bir. Hadi bakalım. Tam bu ortaya koy. Tam meydana yapıyoruz. Beyler hazır mıyız? Hazır. Şimdi arkadaşlar vallahi her şeyin belirleneceği o yere geldik. Şimdi şuraya da buraya başkan belirleyici yazdım. Dur ya dur, şöyle parlattım da arkadaşlar. Bir de kırmızıya boyayım beyler. Bir dakika. Başkane. Başkane ne oğlum ya, neyse. Şimdi arkadaşlar lan şu düğmeyi şu yana alalım. Beyler tamamen rastgele bir şekilde koyuyorum. Başkanı en sona koyuyorum. Şimdi düğmeye basan açıklamıyor beyler rolünü. En sonda hepimiz yünlerimizi aldığımızda bakacağız, tamam mı? Ellerinizi boşaltın. Tamam. Kendiniz de bakmayın yünlere. Hadi bakalım başlıyoruz. Önden kim çekmek ister? Ben. Tamam. Hadi bakalım Adem. Hop. Aldım bak. Bakma. Tamam şimdi Ahmet kim, sen mi yapacaksın ben mi? Ben. Tamam yap hadi. Tamam şimdi ben alıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Ve beyler 3 2 1 vatandaş. Aa, başkan lan, başkan ya, çıktı. Ben gidiyorum. Bundan sonra bana buranın var ya cezasını keseceğim. Başkan Ahmet mi artık? Evet hadi gidelim Emirhan. Gidelim buradan. Şuna bak. Hayır ya. Başkan cidden artık Ahmet mi? Biz vatandaş mıyız? Ahmet bizden üstün mü artık? Evet. Şimdi ben kuralları koymaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ne yapacağız biz? Adem yemin ederim biz büyük ayva yedik. Ben bir kaçsak mı? Kaçam. Nereye kaçalım abi? Bu adaya alıştık. Piramidim ne güzel. Ahtapot adamız ya. Ben o nasıl iğrenç piramit ya. Ben orada yaşamam yemin ederim. Daha yeni yaptım. Bitmedi ona ya. Bak baba ne biçim bakıyor ya. Ya yürü git ya. Ya merak etmeyin. O kadar adalet diye sana koy.
koyacağım ki siz bile şaşıracaksınız. Adaletli yasalar ve sen. Evet. İyi hadi bakalım ya. Mesela bir ağacı tamamen kesilmediği zaman ona birkaç tane elmas ödeme cezası. Ha. Mantıklı bak, mantıklı. Oğlum güzel lan, sen böyle kararlar veriyorsan iyi. Bu en iyi yasaydı. Diğeri kişisel yasalar olduğu için sizi ilgilendiriyor. Ha. Bizi ilgilendiriyor. Direkt lan var ya. Çok korkuyorum ya. Neyse arkadaşlar. O zaman Savi Sol'dan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. 20.000 like daha atıp odadasın. Devamı gelecektir. Hemen Savi Sol'dan çıkan videolara tıklayın. Tıklayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ayva yedik diyorum ve Geronimo.